Serbestiyet'e hoş geldiniz. Bugün Yoldaki İşaretlerin yeni bir bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Saygıdeğer Atasoy Müftüoğlu. Kendileri uzunca bir süredir medyaya röportaj vermiyorlardı. Sağ olsunlar, lütfettiler. Teklifimizi kabul ettiler. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum Atasoy Bey. Çok sağ olun gerçekten. Bugün röportajı Yusuf Manav'la birlikte yapacağız. Esasında şu soruyla başlamak belki sizin temalarınız bakımından isabetli olabilir. Efendim, yayınlarınızda sürekli olarak evrenseli kuşatmak, evrensel zihinlere hitap etmek gibi temalar var. Ve bu anlamda bu temalarla Türkiye'deki İslamcılığın tarihini düşündüğümüzde, dünyadaki İslamcılığın tarihini düşündüğümüzde gerçekten de 60'lı 70'li yıllarda bu anlamda evrenseli kuşatma iddiasında olan İslamcı bir teşebbüs, bir akım, bir çaba var. Bu İslam dünyasının pek çok farklı havzasında gözlemlenebiliyor. Fakat bununla beraber aynı zamanda da buna eşlik eden gelenek ve Osmanlı gibi referanslara yaslanan daha böyle yerli, milli, gelenekselci bir İslamcı akım, bir hat var. Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda gelenekselci, yerli, milliyetçi hat sanki hakimiyetini tesis etmiş durumda İslam dünyasında. Çeşitli devletlerde, çeşitli havzalarda bunu gözlemleyebiliyoruz. Sizce bu sonucu doğuran etkenler neydi? Öncelikle bunu sorarak başlamak istiyorum. Akabinde şunu da eklemek gerekir belki. Evrenselci kadrolar bu sonucun eleştirisini yapabildiler mi? Neden bu sonucun gerçekleştiğini analiz ederken. Evet. Önce İslami varoluşun, mevcudiyetin İslami bütünü ve bütünlüğü eksiksiz temsil etmek suretiyle ancak gerçek olabileceğine işaret etmek gerekir. Eğer İslami bütünü ve bütünlüğü temsil eden bir müktesebata, birikime, ufka, duyarlılığa, hassasiyete ve pratiğe sahip değilseniz bu bütünlüğü gerçekleştirmeniz mümkün olamaz. Türkiye'de ve dünyada bu İslami bütünlük modern zamanlarda, daha doğrusu ulus devletlerle bu bütünlük maalesef parçalara bölünmüş bulunuyor. Bir dönem sözünü ettiğiniz gibi evrensel bir İslami yöneliş olduğu doğru. Ancak bu evrensel İslami yöneliş evrensel zihinlere sahip olmadığımız için bir praksise dönüşmemiştir. Sadece ve sadece romantik bir tahayyül olarak, romantik bir tasavvur olarak gündeme gelmiştir. Evrensel zihinler olmadığı için onu daha çok soyut bir düzlemde tartışma konusu olmuştur. Türkiye'de de aynı şekilde bu süreç cereyan etmiştir. Konuyla ilgili olarak bu romantik tezahürler ve sonuçlarıyla ilgili olarak herhangi bir entelektüel çalışma yapılabilmiş değildir. Bunun tabii pek çok tarihsel nedeni var. Hem ulus devletler bağlamında hem küresel bağlamda bir takım gelişmelerle yakından ilgilendirilebilir. Bu konu büyük ölçüde yani evrensel İslami duyarlılığın somut bir programa dönüşmemiş olmasının belli başlı nedenlerinden bir tanesi İslam'ın yerelliklerle ve geçmişle sınırlı bir konu haline getirilmesiyle birlikte zaten akamete uğramış bulunuyor idi. Yani evrensel İslami ufuk perspektif İslam'ın yerelliklerle ve geçmişle ilgili bir konu olarak sınırlandırılmış olmasıyla yakından alakalıydı. Dolayısıyla da o sözünü ettiğiniz tarihte ve dönemde İslam'ın evrensel ufku üzerindeki çalışmalar bu yerelliklerin ve geçmişin konusu olan çerçeveyi aşma iradesi gösterememişlerdir. Yani burada çok açık bir başarısızlık vardır. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi ulus devlet realizmlerinin sınırlarını içine hapsedilmesi bir dini duyarlılık söz konusudur. Ulus devletler İslam'ı o sözünü ettiğim bütünlük içinde hiçbir zaman temsil edememişlerdir. Ulus devletler kendi çıkarları doğrultusunda İslam'ı sadece ve sadece istismar etmişlerdir. Bugün de aynı şekilde İslam'ı temsil etmek yerine İslam'ı istismar ederek bu ülkeler, ulus devletler ne yapıyorlar? Varlıklarını sürdürüyorlar. Hocam, bu noktada belki şunu da eklemek Evet. yerinde olabilir. Hani bu aslında bu tarih tarihsel kriz yalnızca 60'ların 70'lerin tarihsel krizi de değil. Şu anda bilfiil yaşamaya devam ediyoruz. Yani Evet. bunun en güzel örneği 7 Ekim olaylarından sonra dünya gündemi. Ve artık bunlar belli bir gündem de değiller sadece. Ya da Tabii. güncelin konuları
olayları değiller sadece. Artık bu olaylar, yani bundan kastım İsrail'in giriştiği muazzam derecede katliam, Amerika'nın bunu finanse etmesi olsun, keza Körfez ülkelerinin buna karşı tavırları olsun ve son dönemde de işte İsmail Haniye'nin öldürülmesi, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi, şehit edilmeleri, dünya tarihsel bir takım olaylara denk düşüyorlar. Ve bu durumda bile yani İslam ülkeleri bir İslam paydasında bütünleşemiyorlar. Buna karşı ortak bir tavır alamıyorlar. Geçmişte birbirlerine karşı işledikleri günahları tolere edemiyorlar. Yani bu noktada nasıl bir tavır sergilemek, bu gerçekliği nasıl konuşmak gerekir? Müslüman ekleme olmak bakımından çok trajik bir örnek belki. Hasan Nasrallah öldürüldüğü zaman İdlib'de mesela tatlı dağıtıldığını biliyoruz. Travmatik bir hadise. Evet, burada şunu belirtmek gerekir. Bugün ulus devlet olarak tanımladığımız kategorilerin hiçbirisi bağımsızlığını tamamlayabilmiş değildir. Bağımsızlıklarını tamamlayamadıkları için emperyalist vesayete açık durumdadırlar. Tüm bu ulus devletler o vesayet sebebiyle emperyalistlerle müttefik tırnak içinde ilişkisi içindedirler. Müttefik ilişkisi içinde bulunanlar kendi bağımsız iradeleriyle hareket etme özgürlüğüne sahip değildirler. Bunun için Amerika adına Orta Doğu'da İsrail de Amerika adına bir vekaleti sürdürüyor. Onun için ulus devletler emperyalist Amerika'nın müttefikleri olmaları hasebiyle Amerika ve İsrail'in bölgedeki çıkarları doğrultusunda hareket etmek durumundadırlar. Beklentileri doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar. Filistin sorunu ortaya çıktığı günden beri, yani 75 yıldan beri bu İslam dünyası olarak tanımladığımız dünya İslam'ı temsil etmiyor. Etmediği halde, İslam dünyası olarak tanımlanmayı hak etmediği halde İslam'ı arz ettiğim gibi bir araçsal, bir unsur olarak kullanıyor. İslam'ı araçsallaştırıyor. 75 yıl boyunca apartheid devletini, ırkçı apartheid devleti karşısında hiçbir siyasal irade ortaya koymayı başaramamışlardır. Bu zaman zarfında, 75 yıl zarfında bu ülkeler siyasal, entelektüel ve ahlaki ölüler olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bu ülkeler istisnasız Türkiye'de dahil olmak üzere Filistin sorununu, Gazze sorununu, Kudüs sorununu sürekli olarak politik propaganda aracı olarak kullanmakta, seçim malzemesi olarak maalesef kullanmakta, kullanabilmekte, bu konuda eşi ve benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülük sergilemekte, hatta yüzsüzlük sergilemekte ve ancak bütün bunları yaparken gerek Gazze'ye, gerek Filistin'e, gerek Kudüs'e siyasal anlamda hiçbir şekilde bir katkıda, Filistin'in, Kudüs'ün, Gazze'nin özgürlüğü için siyasal anlamda bir katkıda bulunma iradesine sahip olamamaktadır. Çünkü ulus devletler kendi realizmleri sebebiyle İslami dayanışmaya karşıdırlar. İslami dayanışma için herhangi bir şimdiye kadar bir takım sembolik girişimler olmakla beraber gerçek anlamda herhangi bir girişimde bulunmamaktadırlar. Şeyh Nasrallah ve diğer şehitlerle ilgili olarak özellikle Şeyh Nasrallah bağlamında işaret ettiğiniz zihniyet bir geleneksel ön yargıların, bağnazlıkların, karşıtlıkların, ucuz karşıtlıkların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bugün Şeyh Nasrallah'ı tahrif eden bu mezhepçi ön yargılar Şeyh Nasrallah hakkında dünyada neler yazılıp çizildiğinin farkında değiller. Geçtiğimiz günlerde Tarık Ali The Left Review kendi dergisinde yazdığı bir yazıda Chomsky'nin Şeyh Nasrallah'la tanıştığını ve Şeyh Nasrallah'ın modern tarihin en etkili siyasal figürlerinden birisi olduğuna. Bu arada bir başka isim daha var. Batı'dan, daha doğrusu Güney Amerika'dan bir isim var. Hugo Chavez olabilir. Bu isim bunların siyasal vizyonlarını takdirle andığını belirtmektedirler. Şimdi gerek Hizbullah, gerek Hamas, İslami Cihat gibi direniş örgütleri bölgede ortada statükonun gidişatına müdahale ettikleri için soykırımla karşı karşıya gelmişlerdir. Fakat asıl problem 2 yıl kadar önce İsrail'le normalleşme kuyruğuna giren İslam dünyası ülkeleri bu normalleşmenin sonuçlarıyla ilgili olarak daha yine büyük bir ikiyüzlülük sergilemişler ve bu normalleşmenin İsrail'in Siyonist hedefleri gerçekleştirme doğrultusunda bu normalleşme aracılığıyla Siyonist
projeyi diplomatik yollarla hayata geçirme imkanına sahip olacaklarını bugün dünya kamuoyu bilmiyor. Ya daha doğrusu İslami kamuoyu bilmiyor. Çünkü İslami kamuoyu propaganda yoluyla, hamaset yoluyla, popülizm yoluyla her gün, istisnasız her gün sahte gerçeklikler üretiyor ve bu yine dini motifler kullanılarak kitlelere ne yapılıyor? Aktarılıyor ve kitleler bu sahte gerçekliklere inanıyorlar. Sadece kitleler değil, işte Müslüman olarak kendilerini muhafazakar olarak tanımlayan bürokrasiler, efendim, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar da bu sahte gerçekliğin yanında hizalanmak suretiyle ne yapıyorlar? Gerçekliğe yabancılaşıyorlar. Hocam burada bir başka sahte gerçeklik olduğunu da belki söylemek lazım. Çünkü Soğuk Savaş döneminin öncesinde mezhepsel tartışmalar bu kadar yoğunluk kazanmış değildi. Yani ayrımlar bu denli mezhepler üzerinden kurulmuyordu. Ama ne zaman ki Soğuk Savaş bitti, işte sonrasında tarihin sonu tartışmaları, siyasal İslam'ın iflası tartışmaları ve bunlarla beraber çok yoğun mezhep çatışmaları da girmeye başladı. Ve dediğiniz gibi ulus devlet çıkarları da kendilerini bir nevi bu mezhep ayrımlarıyla meşrulaştırıyorlar. Belki hani bu mezhep tartışmalarının tarihselliğini ve yani bir anda ortaya çıkarılmasına işaret etmek ister misiniz? Bugün ortaya çıkan bu patolojik durumun devlet emperyalizmleri tarafından, devlet ideolojileri tarafından değil, devlet emperyalizmleri tarafından topluma empoze edildiğini düşünüyorum. Kendisini İslam'a nispet eden herhangi bir topluluğun, herhangi bir kültürün, herhangi bir toplumun mezhep mutlakiyetçiliği, daha doğrusu etnik mutlakiyetçilik ve mezhep mutlakiyetçiliği, etnik homojenlik ve mezhepçi homojenliğe İslam'ın cevaz vermediğini bilmeleri gerekiyor. Burada açık bir sapma olduğu muhakkak. İslam'ı herhangi bir parçaya indirgemek kadar İslam'a yönelik efendim bir kötülük olamaz ve bugün bu Müslümanlar aracılığıyla İslam'a yönelik bir saldırı şeklini almış bulunuyor. Mezhep mutlakiyetçiliği ve etnik mutlakiyetçilik ve homojenlik dayatması kabul edilebilir, anlaşılabilir, efendim meşrulaştırılabilir, sıradanlaştırılabilir bir şey değil. Burada büyük bir anormalliğin normalleştirilmeye çalışıldığı, ulus devlet bencillikleri adına, ulus devlet çıkar ve ihtirasları adına ben bunun yapıldığını düşünüyorum, yapılmakta olduğunu düşünüyorum. Bu duruma İslami bir gerekçe bulunamaz. Hiçbir şekilde İslami bir gerekçe bulunamaz. Mezhepçi karşıtlıkların ve etnik karşıtlıkların İslam'ın bu kuşatıcı misyonuna çok büyük zararlar verdiği muhakkaktır. Ancak bütün bunların nasıl bu noktaya geldiğine ilişkin tarihsel çözümlemeler yapılması gerekiyor. Bu çözümlemeler yapılmamıştır. Çünkü bugün Türkiye örneğinden yola çıkarak belirtmek gerekir ki İslami düşünce hayatı, kültür hayatı, edebiyat hayatı, ilahiyat hayatı bir lale devri döneminde yaşıyor. Çünkü bunlar, bu çevreler bugün asıl konuşulması gereken konuları kesinlikle konuşmuyor. Bu hatta varoluşsal meselelerle ilgili hiçbir duyarlılığa sahip olmadıkları anlaşılıyor. Bir Müslüman gerçek İslami alana çıktığı andan itibaren, evrensel İslami alana çıktığı andan itibaren hemen konuşulması gereken konuları bir kez Kur'an-ı Kerim okuyan bu konuları tespit eder. Önce duyarlı bir Müslümanın, bilinçli bir Müslümanın göreceği şey şudur. Bugün İslam dünyası toplumları ontolojik ve epistemolojik bir emperyalizme mahkum olmuş durumdadırlar. Ve fakat bu mahkumiyetin farkında değildir. Bu mahkumiyetin farkında olmadıkları için bu şeye katlanıyorlar. Halbuki asıl yapılması gereken karşıtlık üretmek, mezhep karşıtlığı ve etnik karşıtlık üretmek yerine İslami bütünlük bilincinin, evrensellik bilincinin hayata geçirilmesi için önce İslam'ın ontolojik ve epistemolojik anlamda özgürlüğü için bugün en hayati konumuz, sorumluluk üstlenmemiz gereken konu İslam'ın ontolojik ve epistemolojik özgürlüğünü sağlama konusu. Epistemolojik anlamda hala seküler epistemolojiye ve ontolojiye bağımlı olan bir ülkenin ne bağımsızlığından söz edilebilir ne özgürlüğünden söz edilebilir. Biçimsel özgürlüklerle gerçek özgürlükler arasında dipsiz uçurumlar olduğunu görmek gerekir. Eğer İslami bir mücadeleden bahsedilecek olursa bu mücadele bu ontolojik ve epistemolojik özgürlük mücadelesi olmalıdır. Bugün Filistin'de ve Lübnan'da emperyalist
dünyanın kendilerine dayattığı gelenekçi, görenekçi, daha doğrusu konformist dini telakkileri kabul etmedikleri için hem Hizbullah hem Hamas ne yapıyor? Direniş mücadelesini sürdürüyor. İşgalciler 75 yıl boyunca Filistin halkını dünyanın en büyük hapishanesine hapsettiler. Bu hapishane koşulları hakkında İslam dünyası gereken hassasiyeti göstermedi. Filistin'e ve Kudüs'e ya da işte Hizbullah'a bir takım maddi yardımlar, diyelim ki hastalara, yaralılara yardım götürmek gibi, gıda yardımı yapmak gibi yardımlar yapılıyor. Fakat bu İslam dünyası diye tanımlanan ülkelerin neden siyasal yardım yapamadıklarına ilişkin ne bulmak gerekiyor? Bir cevap bulmak gerekiyor. Bunlar bu siyasal yardımı yapabilecek ne bağımsızlığa ne iradeye sahip değiller. Onun için bu iradeye sahip olmadıkları için İsrail'le ne yapmışlardır? Normalleşme protokolünü imzalamışlardır. Dolayısıyla 7 Ekim bu protokolün imzalanması yoluyla Filistin'in, daha doğrusu İsrail'in Siyonist hedeflere, projeye diplomasi yoluyla ulaşacağını düşündüğü için Hamas 7 Ekim'de bu direnişi, büyük direnişi başlatmıştır. Hamas ve Hizbullah bölgedeki statükoya müdahale ettikleri için cezalandırılıyorlar. Diğer ülkelerde statükonun bir parçası olmayı kabul ettikleri için ne yapılıyorlar? Taciz edilmiyorlar. Bu konumlarını ne yapmaya çalışıyorlar? Sürdürmeye çalışıyorlar. Hocam, bu noktada bu İslami bütünlüğü temsil edecek, yeniden kuracak kadrolara sürekli olarak hitap ettiğinizi görüyoruz kitaplarınızda. Yani bunu kitlelerin ve kalabalıkların değil, ancak bu mefkureye kendini adamış, belli bir programı takip eden İslami politik ve entelektüel kadroların yapabileceğini söylüyorsunuz. Fakat buna makabil yerli, milli, daha geleneksel cepheye baktığımızda ise kitleleri örgütleme kabiliyeti olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu durumda sizin hitap ettiğiniz politik, entelektüel kadrolar kendi politik temsiliyetlerini nerede bulacaklar? Yani örneğin 60'larda Soğuk Savaş döneminde sağcılar komünistlere hitaben komünistler Moskova'ya diyorlardı ve gerçek bir duruma tekabül ediyordu. Bugün Müslümanların gideceği yer neresi? Bir ulus devlet görüyoruz ki yok. Yani bu politik temsiliyet nerede oluşabilir? Bugün modern dünya düzeni İslami bağlamda toplumsal ve siyasal varoluşu kendisi için tek rakip olarak görüyor. İslami anlamda toplumsal varoluş, İslami anlamda siyasal varoluşu kendisi için bir tehdit olarak algılıyor. Dolayısıyla entelektüel kadroların bu toplumsal varoluşu geleneğin göreneğin bir parçası olarak değil, İslam'ın kendisinin bir tezahürü olarak yeniden yorumlamalara gerekiyor. Yeniden nasıl hayata geçirileceğine ilişkin somut bir çerçeve ortaya koymaları gerekiyor. İslami dünya görüşünden ne anlıyoruz? İslami hayat tarzından ne anlıyoruz? İslami hukukundan, ekonomik sisteminden ne anlıyoruz? Bunların bir bütünlük içinde ortaya konulması gerekiyor. Ancak bu vesayet altındaki ülkelerin İslam'ı bu bağlamda hayata geçirmeleri yakın ve görülebilir bir gelecekte mümkün görünmüyor. Evrenselce İslam'ın halklara bakışı evvela evrenselce İslami kadroların halkları kendi bulundukları seviyeye kazandıracak neler yapmaları gerekiyor? Çalışmaları gerekiyor. Halkların bilincinin yükseltilmesi gerekiyor. Çünkü halklar İslam dünyası toplumlarında tarihin son birkaç yüzyılını politik popülizm uyuşturucuları alarak, dini popülizm uyuşturucuları alarak geçirdiler. Hala bu halklar kimi dini motiflerle efendim renklendirilmiş bir dille ne yapılıyor? Politik popülizm uyuşturucuları almaya, dini popülizm uyuşturucuları almaya devam ediyor. Bizim toplum olarak şu anda içinde bulunduğumuz umutlar akılsız ve düşüncesiz umutlardan ibarettir. Akılsız ve düşüncesiz bağlılıklardan ibarettir. Akılsız ve düşüncesiz sadakatlerden ibarettir. Bütün bunlar geleneksel din algısı aracılığıyla, konformist din algısı aracılığıyla ne yapılabiliyor? Meşrulaştırılabiliyor. Şimdi aşağı yukarı 14. yüzyıldan beri İslam dünyası akli ilimlere ve felsefi bilimlere kapalı. Bu şu anlama geliyor. İslam dünyası toplumları 14. yüzyıldan bu yana entelektüel anlamda bir felç durumu yaşıyorlar. Daha doğrusu entelektüel bir kötürümlük içinde yaşıyorlar. Bu onları İslam'ın kendisini hayata geçirmenin İran devriminde görüldüğü gibi çok ciddi riskleri olduğunu hatırlamak gerekiyor. Ancak İran yine bu gidişata müdahale etti.
ettiği için 40 seneden beri bir kuşatma altında bulunuyor ve devrimi bir türlü ne yapamıyor? İslam devrimini tamamlayamıyor. İslam devrimi bugün tamamlanamıyor. Bu konuda çok ilginç bir gözlem var. Bu Fransız filozof Baudrillard ölümünden birkaç ay önce bir İspanyol gazetesine verdiği demeçte bu modern tahakküm üreten sistemin 500 yıldan beri ilk defa İran'daki devrimle bir isyana, redde maruz kaldığını, İran'da cereyan eden şeyin 500 yıldan beri cereyan eden en iyi şey olduğunu söyledi. Fakat mezhep ayrımları sebebiyle İslam dünyası, entelektüel hayatı bir Fransızın paylaştığı hassasiyetleri paylaşamayacak kadar bir yabancılaşma içindeydiler. Bugün de yine aynı şekilde bu yabancılaşma sebebiyle İslami başarılara, örneğin Hizbullah'ın başarılarına karşı neler yapılabiliyor? Mezhepçi kayıtsızlıklar sergilenebiliyor ya da bu başarılar, bu zaferler ne yapılabiliyor? Karalanabiliyor, hafife alınabiliyor. Burada problem İslami bağlamda toplumsal varoluşun ve siyasal varoluşun gerçek kılınması için yapılması gereken entelektüel mücadeleler yapılabilmiş değil. Onun için bugün evrensel zaten İslam çok yüksek bir farkındalığın adı. Müslüman olmak demek bütün insanlıkla konuşma yeteneğine sahip olarak Allah'ın arzına çıkmak demek. İslam'ı bir parçaya mahkum etmekten daha vahim bir kötülük olamaz. İslam herhangi bir parçanın değil, bütün insanlığın malı olarak, insanlığın vicdanı olarak, bilinci olarak, ahlakı olarak ne yapılmalıdır? Terennüm ve teneffüs edilmelidir. Hocam şunu da söylemek mümkün belki. Yani 7 Ekim'den sonra dünyanın gündemine İslam yeniden girdi. Soğuk savaştan itibaren yalnızca bir paranoyayla, yani terörize edilerek, şeytanlaştırılarak İslam anılıyordu yalnızca. Ve sadece bir korku hakimdi. Ama 7 Ekim'de bu direnişle beraber bu değişti. Yani bunun değiştiğini en azından gözlemlemek mümkün. Çünkü Batı dünyasında İslam'a karşı samimi bir merak doğdu. Ve hatta ihtida eden insanları görmek mümkün oldu. Sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla şunu demek mümkün belki. Burada ciddi bir merak uyanıyor. İnsanlar İslam'ı merak ediyor. Yahut yeniden keşfetmeye yaklaşıyorlar. Ve hatta Yahya Sinvar'ın öldürülmeden önceki o son videosu. Yani sosyal medyada hakikaten yiğitlikle, bir onurla anılarak paylaşıldı mesela. Böyle bir merak var. Ancak hiçbir nüfusunun çoğu Müslüman olan devlet de, ülke de bu merakı selamlayamadı. Bu meraka bir karşılık veremedi. Bir cevap üretemedi. Yani öyleyse soru biraz sanki şu noktaya geliyor. Müslümanların bir devlet sorunu mu var? Ya da bir devletsizlik sorunu mu var? Çünkü buna kucak açacak dediğimiz gibi bir devlet yoktu koşullarda. Müslümanların devletsizlik ya da devlet sorunundan önce bir bilinçsizlik sorunu var. Bilinç sorunu var. Yani söylediğim gibi epistemolojik özgürlüğe ihtiyaçları var. Epistemolojik özgürlük sağlanmadan İslami özgürlük sağlanmayacak. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Bunun için özellikle tarihin son 500 yılını içine alan bir entelektüel hesaplaşma, varoluşsal bir hesaplaşma gerekiyor. Bu sözünü ettiğiniz Batı'da faşist siyonizme karşı sürdürüle gelen gösterilerde, özellikle Batı başkentlerinde sürdürülen gösterilerde bir yakınlaşma olduğu, Filistin sorunu tesahip eden bir duyarlılığın ayakta olduğu ve İslam'ı merak eden kitleler olduğu görülebiliyor. Burada bir başka şey var. Bu kitleler Batı'da ilgili rejimler tarafından ne yapılıyor? Şiddetle bastırılıyor. Ve anlı şanlı demokrasiler soykırıma destek veriyorlar, verebiliyorlar. Ben buradan şöyle bir noktaya geçmek istiyorum. Bu kitlelerin, Filistin davasını tesahip eden kitlelerin İslam'a kazandırılması için yine o İslami bütünlük bilincinin, evrensellik bilincinin ne yapılması gerekiyor? Çok yoğun bir şekilde bir entelektüel harekete dönüşmesi gerekiyor. Bir siyasal harekete dönüşmesi gerekiyor. Bir sanat edebiyat hareketine dönüşmesi gerekiyor. Bir okula dönüşmesi gerekiyor. Ulus devlet sınırlarını aşan bir büyük entelektüel etkinliğe dönüşmesi gerekiyor. Bu konuda çok etkili yayınlar yapılması gerekiyor. Bunlar bugün maalesef yapılmıyor çünkü İslam dünyası toplumlarında kitleler sistematik bir şekilde hamaset sömürgeciliğine maruz kalıyor. Hamaset yoluyla sömürülüyorlar ve arz ettiğim gibi sahte gerçekler icat edilmek suretiyle. Bugün Türkiye örneğinden yola çıkarak söylemek gerekirse sözün, bilgeliğin kırıntısına bile rastlayamıyoruz. Çünkü propaganda bütün bunları, yani sözün, bilginin ve bilgeliğin kırıntılarını bile silip süpüren ne yapıyor? Bir etki uyandırıyor.
propaganda yoluyla sahte gerçeklikler üretiliyor. Dolayısıyla bu kitlelerin hayata dönüşmesi ve bir yüzleşme için ne yapmak gerekiyor? Evvela ahlaki ve entelektüel bağımsızlığa sahip kadroların kitlelerin önüne düşerek bir adanmışlık ruhu içinde, adanmışlık bilinci içerisinde ne yapmaları gerekiyor? Sorumluluk almaları. Bu kolay bir şey değil. Bir de özellikle de genç kuşakların bu konformist kültür ve konformist din algısıyla hesaplaşabilmesi için yeni bir kurucu kuşak, yeni bir kurucu düşünce, yeni bir fikirler manzumesi, kurucu yeni bir başlangıç, kurucu yeni bir sürece cesaret etmeleri gerekiyor. Bu sağlanmadığı takdirde, bu yeni bir kurucu kuşak, yeni kurucu fikirler, düşünceler gerçekleşmediği takdirde biz bu köhneliklere katlanmaya devam edeceğiz. Müslümanlar sağcılığa maruz kalacaklar. Efendim hiçbir şeyi muhafaza etmeyen çıkar muhafazakarlıklarına maruz kalacaklar. Çıkar dindarlıklarına maruz kalacaklar. Bilmek ve anlamak gerekir ki sağcılık kötürümleştirir, muhafazakarlık kötürümleştirir. Efendim bu sahte dindarlıklar ve konformist dindarlıklar kötürümleştirir ve zihin dünyamızı, ruh dünyamızı felç eder. Onun için bu yeni kurucu kuşağın devrimci bir misyonu temsil etmesi ve devrimci bir misyonu sadece romantik bir ruh hali içinde değil, gerçek bir dönüşüme öncülük edecek tarzda. Çünkü bugün kitleler gerçek İslam'ın nasıl bir şey olduğunu görmediler. Onlar İslam'ın daha çok işte ulus devlet sınırları içine hapsedilmiş, kabile sınırları içine hapsedilmiş, efendim mistik sınırlar, batıni sınırlar içine hapsedilmiş. Nelerini gördüler? Biçimlerini gördüler. Tarihsel tezahürlerini gördüler. Kendisini görmediler. İslam tarihe çıktığında genç bir din olarak çok önemli mesajlar insanlığa kazandırdı. Bu yeni kurucu kuşak bunu yapabilir. Şöyle bir şey söylemek isterim. İlk dönem Müslümanları bütün farklı kültürlerle, farklı uygarlıklarla temas kurdular. Onlarla kültürel alışverişe cesaret ettiler. Medeniyet alışverişine cesaret ettiler. Çünkü İslam kapsayıcı ve kuşatıcı bir bilinci temsil etmek üzere yeryüzüne geldi. Çeşitlilikler içinde vücut buldu. Bunu yaparken Müslümanlar örneğin işte İran'la temas kurdular, Hint'le temas kurdular, Çin'le temas kurdular, Bizans'la temas kurdular. Onlarla kendi bünyelerine uygun olanı aldılar. Onların bünyesine uygun olanı verdiler. Bütün bunları yaparken kozmopolit bir üst kültür oluşturdular. Bugün de genç kuşaklar kozmopolit bir üst kültür oluşturmak suretiyle. Çünkü şunu bilmek gerekir. Etnik homojenlik ve mezhepçi homojenliklerden bir medeniyet programı projesi çıkarılamaz. Tarihte tek etnik aidiyet temelinde, tek mezhep aidiyeti temelinde bir medeniyet kurulmamıştır. Medeniyetler çeşitliliklerle kaim olan unsurlardır ve medeniyetler bu bütün bu çeşitlilikler arasında bir ortak anlayış zemini kurmuşlardır. Yani bu karşılıklı saygı temelinde ifadesini bulan bir şeydir. Örneğin Endülüs'te Hristiyanlar, Müslümanlar ve diğerleri ne yaptılar? Bir arada kendi dini değerlerini somut bir şekilde yaşatarak bir takım sınırlara riayet etmek suretiyle ne yaptılar? Bunları gerçekleştirdiler. Dolayısıyla İslam medeniyetinin ilk yüzyılları bu çeşitlikleri titizlikle muhafaza eden ve farklı kültürlerle, farklı medeniyetlerle alışverişi şiar edinen bir anlayıştı. Bugün böyle bir dil oluşturulabilir. Bu dil yoluyla mesela şu anda küresel entelektüel hayatta İslami bütünlüğü temsil eden bir tek filozofumuz yok. Bu son derece trajik bir durumun adıdır. Yani İslami bütünlüğü nasıl anlatmamız gerektiğine ilişkin o bütünlüğü temsil eden bir filozof, efendim bir düşünür yok. Bugün Türkiye örneğinden yola çıkarak söylemek gerekirse Türkiye'de dini hayat, işte ilahiyat hayatı İzzet Begoviç çapında bir ahlaki ve entelektüel bağımsızlığa, eleştirel bağımsızlığa sahip bir düşünür yetiştirmeyi ne yapamamıştır? Başaramamıştır. Konformist kültürü ve konformist din algısıyla hesaplaşmayı sadece ve sadece Mehmet Akif merhum İstiklal Marşı şairi ne yapabilmiştir? Gündeme getirebilmiştir. Eğer Mehmet Akif İstiklal Marşı şairi olmasaydı bu taşıdığı fikirler, eleştirel fikirler sebebiyle bugün aramızda zındık ya da sapık olarak anılıyor olacaktı. Ama Mehmet Akif sadece İstiklal Marşı şairi olarak biliniyor. Safahat'te gereği gibi okunmadığı için o eleştiriler, eleştirel dil ve düşünce maalesef ne yapamıyor? Gereği gibi
gibi toplum şeyine nüfuz edemiyor. Yani halk zaten buna bütünüyle yabancı. Ve bu kültür yine Cumhuriyet Türkiye'si esas alındığında dikkat edilecek olursa, örneğin Necip Fazıl Bey ideoloji örgüsüne tamamen faşizan bir model gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Nurettin Topçu'nun evinde, duvarında Hitler'in fotoğrafı örneğin asılıdır. Bunlar bu faşizan etkinin buradaki tezahürlerine işaret ediyor. Yani bugün geldiğimiz noktada nasıl bu mezhepçi ve etnik ve mutlakiyetçilik nasıl vücut buluyorun? Geçmişte pek çok nesi var, temelleri var. Dolayısıyla o İslam'ın ilk yüzyıllarındaki bütün kültürlere hitap eden o kozmopolit üst kültüre bugün de ihtiyacımız var. Bugün insanlıkla konuşmak zorundayız. Zaten insanlık da bu yönde bize doğru ne yapıyor? İslam'a bir teveccüh var. Bu teveccühü karşılayan bir yoğunluğa, bir niteliğe, bu yoğunluğu bir sloganlara ve duygusallıklara hapsetmemek gerekiyor. Bu yoğunluklara, bilinçli tepkilere, bilinçli karşılıklar verecek neler gerekiyor? Küresel yapılanmalar, entelektüel hareketler gerekiyor. Hocam belki de burada farklı kültürlerle temas etmekten bahsetmişken 7 Ekim'den itibaren başlayan yeni bir olguya da işaret edebiliriz. Özellikle batıdaki protestolarda görüyoruz ki Müslüman grupların yanında kimi sol gruplar, kimi feminist gruplar, kimi nizam karşıtı ideoloji olarak addedebileceğimiz grupları da bir arada görüyoruz. Ve burada belli bir hak çerçevesinde dünyaya dair yeni ufukları olan isyankar bir sivil ittifaktan bahsediyoruz belki de. Bu tecrübeden yeni bir evrensel bilinç, ufuk sağdır olabilir mi? Bu protestolarla birlikte gelişen kültürü nasıl buluyorsunuz? Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii, buyurun. Yani Oğuzhan'ın da ifade ettiği gibi burada Batı dünyasının başkentlerindeki protestolarda ya karşımıza hakikaten böyle bir manzara çıkıyor. Yani çok farklı ama mesela Norveç'te hükümet partisinin bir yanında Filistin bayrağı asılı, diğer yanında LGBT bayrağı asılı. Şimdi bu Türkiye'den bakıldığında bir tenakuz, bir karışma gibi gözükebiliyor ama Batı dünyasında hakikaten muhalif gruplar bir yandan Filistin'i desteklerken bir yandan feminist hareketlere mensup olabiliyorlar. Ya da LGBT hareketine mensup olabiliyorlar. Ya da sosyalist safta yer alabiliyorlar. Bunlar buradan bakıldığında sahiden bir kimliksizlik, bir kıblesizlik, bir biçimsizlik gibi görülebiliyor. Ama Oğuzhan'ın da ifade ettiği gibi bu kitlelerde ortaya çıkan bir şey var belki. Hakkaniyet arayışı, belli bir isyankarlık ve aynı zamanda dünyaya dair farklı bir tasavvur. Yani şu an olanlardan farklı bir şeyi tasavvur ve tahayyül etmeye çalışıyorlar. Böyle bir durumda İslami söylem, İslami hareket bu kitleler için acaba bir kimlik, bir kıble sağlayabilir mi? Tabii İslami hareketin bu sözünü ettiğim unsurlara hitap edebilmesi için, onlarla buluşması için yapması gereken hayati bazı çalışmalar var. Biz aşağı yukarı son birkaç yüzyılı yabancı bir gerçekliğe, kirli bir gerçekliğe, ırkçı bir gerçekliğe, sömürgeci bir gerçekliğe maruz kalarak geçirdik. Bu gerçeklik tarafından toplumlarımız dönüştürüldüler. Bu maruz kaldığımız gerçeklik sebebiyle kendi gerçekliğimizin boyutlarını somut olarak ortaya koyamadık. İslam sadece soyut bir gerçekliğe indirgendi. Somut olarak ne yapacağına ilişkin ortaya yeni çerçeveler koymadık. Şimdi yine bugünden yarına bu sözünü ettiğimiz gruplarla buluşabilmek, onlarla konuşabilmek için bugünden yarına yapılabilecek şeyler çok az. Yine her şeyden önce yapılması gereken bir şey var. Tarihin son 500 yılında içeride ve dışarıda neler oldu? Bu bünye neden maruz kalıyor? Neden yabancı etkilere maruz kalıyor? Neden içerik üretemiyor? Yani bunun için yapılması gereken ne? Bu sözünü ettiğiniz unsurlarla karşı karşıya konuşabilmek için ne yapılması gerekiyor? 21. yüzyıl için içerik üretmemiz gerekiyor. Bu biyoteknoloji çağında, yapay zeka çağında biz hala ne yapıyoruz? Menkıbe anlatarak günlerimizi geçiriyoruz. 500 yıldan beri bu kültür menkıbe üretiyor, keramet üretiyor, kehanet üretiyor, komplo teorisi üretiyor ve gerçek hayatın ve gerçek tarihin sorunlarına cevap verecek varoluşsal meselelerle ilgili içerik üretmiyor. İslam'ı geçmişin tekrarı olarak algılıyoruz. Halbuki yeni bir neye ihtiyaç var? Çözümlemeye ihtiyaç var. Halen kullandığımız dil bu çözümleme için yeterli değil. Dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz topluluklarla konuşabilmemiz için, kaldı ki zaten onlarla konuşmak için onlara bir şey empoze etmek için konuşmak değil. Onlarla ortak kolektif bir sorumluluk alanında buluşmak. Çünkü modernite tahakküm üreten bir gerçekliğin adıdır. Tahakküm üretmeye çalışıyor. Bugün İslami düşünce hayatı
modernitenin tarihsel sürecin bir parçası olduğunu sanıyor. Halbuki modernite tarihsel sürecin bir parçası olmaktan çok modernite bir tahakküm projesidir. Ve bugün Gazze'de cereyan eden soykırım meşruiyetini moderniteden alıyor. Ne yapıyor? İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada biz diyor sizin yani modernlerin kutsalları adına savaşıyoruz. Sizin için savaşıyoruz. Dolayısıyla bu soykırım meşruiyetini nereden alıyor? Modern ve seküler dünyadan alıyor. Onun için modern ve seküler dünya düzeninin bize dayatılan, tahakküm üreten düzenin sömürgecilik yoluyla Batı tarihini, Batı değer sistemini, Batılı paradigma sistemini, efendim Batılı anlam sistemini nasıl Batı dışı toplumlara dayattığını ve bu Batı dışı toplumlar tarafından bunların nasıl içselleştirildiğini ve şu kadar yüzyıldan beri bu içselleştirdikleri gerçeklikle neden yüzleşmediklerini ne yapmamız gerekiyor önce konuşmamız gerekiyor. Bu süreçle ilgili olarak Güney Amerikalı tarih felsefecisi Mainolo bu sürecin yapısal bir soykırım olduğunu söylüyor. Yani yapısal soykırım kendi tarihinizden, efendim kendi değer dünyanızdan, anlam dünyanızdan feragat ediyorsunuz ve yabancı bir gerçekliğin nesnesi haline geliyorsunuz. Yani sizin din algınızın sınırlarını da o yabancı gerçeklik belirliyor. Şuraya kadar Müslüman olabilirsiniz. Bundan sonrası için Gazze'nin başına gelenler sizin için düşünülür şeklinde neler savrulabiliyor, tehditler savrulabiliyor. Onun için bu yapısal soykırımla da hesaplaşacak. Batı tarihinin yerel bir tarih olduğunu, sekülerizmin, seküler değerlerin tamamen yerel Hristiyan mezhepler arası kavganın bir sonucu olarak ortaya çıktığını, Batılı paradigmanın keza ideolojik olduğunu, Beyaz Adam'ın misyonu dilinin tamamen tahakküme dayalı bir üstünlük ideolojisi olduğu vesaire gibi konularda bizim bağımsız entelektüel bir hareketi başlatmamız ve bu hareketi ulus devlet sınırlarının dışına çıkacak şekilde somutlaşmamız gerekiyor. Bunun için de adanmış kadrolara ihtiyacımız var. Hocam konuşmalarınızda sürekli olarak yani yeni bir kurucu söylem evet. ve kuşak vurgusu evet. var. Ya aslında bu söylem Müslüman dünyanın emperyalist işgale maruz kaldığı andan itibaren ortaya çıkan İslamcı hareketlerinde kurucu söylemlerinden biriydi. Modern dünyayı kavramak ve ona bir yanıt üretmek. İslami bir formda bir yanıt üretmek. Dolayısıyla aslında burada İslamcılığın ve İslamcı iddiaların ortaya çıkmasından beri geçen belki bir 100-150 yıllık süreçten bahsedebiliriz. Burada ortaya konulmuş bu İslami miras, İslamcı literatür, bu kurucu söylem, kurucu nesiller vaadini yerine getirmekte niçin başarısız oldu? Yani biz tabii, bir miras devralmıyor muyuz? Niçin her şeye sıfırdan başlamamız gerekiyor? Tabii doğru. Burası çok önemli. İslam bilimin ve teknolojinin meşruiyet ve otoritesinin sömürgecilik yoluyla bütün toplumlara dayatılmasıyla birlikte İslami otorite ve meşruiyet büyük ölçüde zaafa uğratıldı. İslami otorite ve meşruiyet. İslami otorite ve meşruiyet zaafa uğratıldığı için zaten yerelliklerin ve geçmişin konusu haline geldi. Bugün bu sözünü ettiğimiz kurucu nesiller, kurucu fikirlerin yapabileceği, yapması gereken bir şey var. İslami otorite ve meşruiyeti yeniden evrensel anlamda tesis edebilecek bir bilinç hareketi, bir düşünce hareketi, bir felsefi hareket, bir entelektüel hareket, bir siyasal hareket, bir dünya görüşü, özgün bir dünya görüşü tanımı yaparak. İslam dünyayı nasıl anlıyor? Tarihi nasıl anlıyor? Bu entelektüel meşruiyet, otorite ve meşruiyeti sağlamaktır. İlk işimiz bu. Bunu sağlamadıkça biz yerelliklerin ve geçmişin konusu olmaya devam edeceğiz. O sözünü ettiğiniz şey sürekli olarak hep yeniden başlama ihtiyacı duyacağız. Çünkü o süreçle ilgili hiçbir şey yapılmamıştır. Sadece ve sadece duygusal tepkiler gösterilmiştir. Bugün sadece sekülerizmle ilgili olarak Batı entelektüel hayatındaki eleştirel yorumları takip etmek bile çok cesaret verici olabilir. Biz tek boyutlu ilgiler içinde bulunuyoruz. Müslüman olmak demek dünyanın ve tarihin nabzını avucumuzun içinde tutacak kadar yakın bir şey içinde olmamızı gerektirir. Müslüman olmak yüksek farkındalık sahibi birey olmak demektir. Ya da kolektifler olmak demektir. Yüksek farkındalık. Biz şu anda bu yüksek farkındalığa sahip değiliz. Çünkü popülizmler tarafından yönlendirilebiliyoruz. Hele şimdi dijital çağda dijital sömürgecilik aracılığıyla pekala yönlendirilebiliyoruz. Gelecekte hatta yakın bir gelecekte eğer bir cevap imkanı doğmayacaksa yakın bir gelecekte teknoloji diktatörlüğü belirleyecek. Yani büyük teknoloji
teknoloji şirketlerinin paradigmaları belirleyecek hayatımızı ve dünyamızı. Yani genç kuşaklar için söylüyorum. Genç kuşaklar için artık anneler ve babalar yok. Genç kuşaklar için büyük teknoloji şirketlerinin ürettiği paradigmalar var. Bunlara nasıl bakacaklar? Nasıl bugün hem bilimcilik hem teknoloji ne yapıyor? Bütünüyle kültürel hayatı, daha doğrusu kültürü, sanatı, estetiği, maneviyatı hepsini marjinalleştirmiş bulunuyor. Bilimcilik ve bilimcilik kendisinin ürettiği ya da teknoloji diktatörlükleri kendi ürettikleri sorunlara cevap verme iradesine sahip değiller. Bugün bu büyük teknolojileri icat edenler bu teknolojilerin geleceğiyle ilgili büyük endişe içinde bulunuyorlar. Çünkü onu kontrol edecek bir irade yok. Evet, bir irade, bir şey yok. Bir kültürel kurum yok. Dolayısıyla asıl mesele dinin yeniden hayata ve dünyaya ve tarihe dönüşünü sağlamak üzere dinin meşruiyet ve otoritesini yeniden sağlamak üzere bu yine sözünü ettiğim kurucu kuşaklar, kurucu fikirler, kurucu düşüncelerin katkısıyla ne yapmak? Bu yapısal soykırımı aşmak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için. Rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlık. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Rabbim çabalarınızı bereketli kılsın. Çok sağ olun hocam. Rabbim sizleri aziz kılsın. Bir programın daha sonuna geldik. Diğer programlarda görüşmek üzere.